fiyat bizde, tekeliz. O yüzden asla... O yüzden 30 bin liraya satıyor. Evet, bravo, alkış. Kılı falan da çok insan var, çok bunu burada sormak istemiyorum ama... Kılı çok yine karlılığı çok yüksek. Aksesuar karlı. Hani yüzde mesela 200-300 karlı en az olduğunu düşünüyorum kılıfta, değil mi? Aynen öyle. Cep sıfır. Belki daha fazla dur, kaç? Ya bu konulara girmeyelim. Tahminim en büyük parayı tamirden kazanıyordur. En büyük karlılık oradadır diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Tamir kazançlı bir şey. Arkadaşlar Tolga Cem Küçük Yılmaz da yine bizimle beraber. Efendim herkese selamlar. Yine fark edebileceğiniz üzere Barış abilerin tükkana geldik Teknove. Bu videoda bir esnaf muhabbeti yapacağız. Hoş bulduk. O zaman adettendir. Biz hiç az önce selamlaşıp tam esnaf çay kahve içmemişiz gibi. Bak şimdi bak. Hoş geldin. Memleket neresi? Ordu. Evet. Haydi Sivas'ta çıkmadı yani. Evet. Kime sorsak yapmıştık etrafı, ya. Neyi yapmıştık? Sivaslı muhabbeti yapmıştık videoda. Abi enteresan bir şey. Hala devam ediyor ya. Kime sorsam 10 kişiden 7'si Sivaslı. Öyle İstanbul'un yarısı Sivas'ta. Vallahi abi. Yani. Selam olsun tüm Sivaslılara. Orada güzel yerde. Gidiyor musun orduya? Abi eskiden çok gidiyordum. Şimdi işte gitmiyorum. Tam fındık zamanı şu anda. Ağustos. Hmm. Herkes gitti. Bizim akrabalarda vardı. Direkt bize ait fındık olmadığı için. Sağ olsunlar arada bir gönderiyorlar fındık zamanını. Hani yiyoruz. Fındıkları toplayıp fındıkların parasıyla bir bayiye çevirdin yani. Heh, ben şimdi... oradan oraya bağlıyorum. Arkadaşlar bu videoda 2023 Türkiye'sinde ve 2023 Türkiye ekonomisinde. Onlar da önemli. Telefoncu açmayı konuşacağız. Bu konudaki herhalde yani en mantıklı konuşacak insanlardan biri sensin. Çünkü adamın Kadıköy'de 5 katlı telefoncusu var. Ya çok buraya telefoncu demek ayıp oluyor biraz ama. Yani diyecektim aslında bu bir hakaret. Yani ama yine de yani büyük oranda telefoncu. Yani telefoncu kimli görümde. Öyle evet. Scooter falan da yine çünkü çok evet. Şey. Bilgisayar, laptop, cep telefonu, scooter. Yani e-scooter. Hepsi var. Alım, satım, tamir ve aksesuar hepsi var. Geçen videolarda hatırlarsınız arkadaşlar. Teknovi bayilik verdiğinden, franchise evet. Diyebiliriz. Verdiğinden söz etmiştik. Biraz o konuyu da aslında matchleyip ikisi bir konuşacağız. Senden sonra... Bizim o video çekip 2 ay oldu mu Umut? Olmuş, daha fazla bile olmuş. Bayağı bir yol aldık. Hı hı. Reklam falan yaptık. Sağ var mı şu an açılan? Var. Bir tane şimdi çekmek yok. Hayırlı olsun. Biraz önce motorla oradan buraya geldim. Plan proje hepsi hazır. İşte alçı pancası, elektrikçisi, mobilyası hepsi falan girecek böyle. Yaklaşık bir 20-25 gün sonra açılış yaparız. Hatta açılışta... Nerede? Seni de görmek isteriz yani. Gelir mi? Çekmeköy'de. Ayıp ediyorsun. Çekmeköy'ün en güzel, en işlek caddesinde. Şahin Bey caddesinde yani buradan da duyulur yani. O kadar hiç bilmiyorum ki. Ama geliriz. Ben ediyoruz. De bilmiyorum. Yeni öğrendim. Öğreniriz. Çaylarımız da geldi. Tam esnaf muhabbeti işte evet. Videosu. Çaylarımız da teşekkür ederiz. Şöyle. Çayımız güzeldir. Bak bardağımız bile teknoloji baskılı. Görüyorsun yani. Evet. Marka bilinirliği ve marka algısında. Nirvana zirve. Şimdi ben sorularıma başlayayım Ahmet'im mı? Ahmet'im al. Başla abi. Şimdi bence şu anki Türkiye şartlarında. En sanırım video seninle oluyor değil mi Umut? Muhabbet ediyoruz abi yani, o yüzden. Şey değil de. Muhabbet gibi. Ne kadar bir para lazım telefoncuya? Bence çok lazım. Çünkü 10 tane telefon koyacağım desem, evet. Yani 10 tane iPhone koyacağım desem, tane ortalama iPhone, 40 binden bak hani daha üstünde hani 60-70'e değil mi? Ortalama 40 binden 10 bin 10 telefon koyacak olsam 400 bin lira para ediyor. Bunun evet. Hani hiç daha bir şey yok. 10 tane telefon yani. Kaç para lazım? Vallahi şimdi biz minimum. Videoda, geçen bir tanıtım video çekmiştik. Onda tahmini işte 2-2,5 milyon demiştik. 1,5 ila 2 arasında bir sermaye varsa olur. Yine iyi ha biliyor musun? Çok bence öyle... değil çünkü 2 milyona bir daire alsan, bir iş yeri alsan kaç para kira verir? Değil mi? Sarı sayfa girdiğinde çok düşük bir kira yani, alırsın. Olsun olsun 30 bin versin. Evet, bir de riski var. Bizim işte risk yok. Eğer işin başında durursan biz önceliği ona veriyoruz. Diyoruz ki bak sen şimdi Teknome bayisi olmak istiyorsun. Teknome'yi açacaksın ama işin başında kim duracak? Bu 2 milyonu ben sana vermiyorum değil mi? Hayır canım. İşe gömüyorum. Bizim aldığımız marka bedeli şu an için, bak şu an için çünkü ileride yükselecek. İlk işte 4-5 bayi özel, lansmana özel, tanıtıma özel, bize güvenen, bize inanan kişilere özel. Çok ciddi söylüyorum, göreceksin. Açıklamanda şey var mı? Yok söyleyeyim, 500 bin artı KDV, bir de işte 33 bin küsur sanatörler var. Ama 500 bin içinde ne var? Şimdi 500 veriyorsun ama niye veriyorsun? Evet tabii canım. Çay kahve değil, bir marka bedeli var. Bizim biliyorsun ya reklamlara harcadığımız bütçe inanılmaz yüksek. Ya ben Türkiye... orada sözünü böldüm abi. Şeyi daha çok isterim. Şimdi ben telefoncu açmaktan, ben esnaflıktan anlamıyorum. Atıyorum ben açacağım. Evet. O hani bu işin içindeki bilgi birikimiyle bana destek olacaksan olur. O işi yürütmek için o mantıklı. Yani diyelim sen mesela herhangi bir yere, Çekmeköy'e Kerem İletişim diye mağaza açtın. Enginar İletişim. Aa evet Enginar İletişim açtın. Abi rica ederim. Şimdi abi. Seni kimse bilmiyor. Bu Enginar İletişim kimdir? Nedir? Güvenilir mi? Tamirde güçlü mü? Scooter var mı? Bu adamlarla iş yapılır mı kimse bilmiyor. Evet. Ama
onun yerine, hoş geldiniz, onun yerine bilinir bir marka. Ne olursa olsun, mesela bir Vakko, bir Beymen, böyle isim vermemde mahsur yok değil yok, mi? Yok, yok abi. Bir Üriker, bilindik marka. Ne sattığını, ne yaptığını, neyi, nereye kadar hizmet verdiğini biliyorsun, doğru mu abi? O anlamda Teknomedi şu anda Türkiye'de bilmeyen yok. Hatta bizim franchising uzmanı, arkadaş ve ekibi ilk başta çok şaşırdı. Ya Barış dedi, kime söylesem? Aa, onu biliyoruz dedi. İyi, süper öyle. Yani çocuğun da hoşuna gitti yani. Daha rahat şimdi satmaya başladı. Telefonlar iyi, dönüşler iyi maşallah. Onu diyeceğim, toparlıyorum. Yani bilindik bir markayla yola çıkmak daha iyi. Ya enginar iletişimi yıllarca reklam vereceksin, uğraşacaksın, performans harcayacaksın, enerji harcayacaksın. Anladın mı abi? Ve 1,5-2 milyon TL paran olsa evet. Oluyor. Ne kadar ediyor dolar ya? 100 bin dolar olsa 2,5 para değil. Falan. İnan para değil 100 yani. Binden aşağı. Bak tekrarlıyorum yani şu anda falan. Böyle. Sonra artık 750 olur, 1 olur. Ne olur peki şeyi soracağım. Yani... Kaç olur bana? Çayım olur. Sana 2,5. Ya tahmin ben ediyorum ki... Ben bunun tipini sevmedim, 3'ten aşağı vermem. Şu anda esnaf kategorisinde, yani dükkanı olup bir şey satan kategorisinde telefon ve teknoloji mağazası en karlılığı yüksek şeylerden biridir. Evet, niye? Çünkü tahmin bizim ediyorum. Ürünlerimiz akmaz, kokmaz, bozulmaz, son kullanma tarihi yok. Bu enflasyon sebebiyle de... Ve şu anda herkesin istediği bir şey. Her aldığı mal sürekli yükseliyor. Malda kalmak iyi şu anda. Bir karlılık oranı söyleyebiliyor musun? Ya şunu merak ediyorum. Bu yabancıların return of investment dediği bir şey var ya. Ben 2 milyon lirayı gömdüm. Hı-hı. Bana o dükkan kaç yılda o 2 milyonu geri getirecek? Şimdi yani bence çok iyi bir soru. Çünkü bize arayan, bize danışan herkes mutlaka bunu soruyor. E tabii yani. Kimisi kafadan soruyor, kimisi en sonunda soruyor. Ya bir şey soracağım ama diyor yanlış anlamazsanız. Abi 150-200 bin lira temiz para kazanasın. Aylık. Evet. İyi bir yılda sen çıkartıyorsun abi. Ya bu arada ben hep söylüyorum yani çoğu iş hani bu yani, maaşlı iş için de geçerli. Evet. Eğer ticaret yapabiliyorsan her zaman en iyi para ticarette. Benim babam ticaretçiydi. Yani. Oradan biliyorum yani. Şimdi biz yenilenmiş cep telefonunun işine girdik. Yenilenmiş cep telefonu çok güzel, çok ışıklı bir sektör. Çok yeni bir sektör. Bir de Türkiye gibi bir ekonomide iyi bir artık çıkış. İnsanlar sıfır cep telefonu alamıyor. Niye? Cep telefonu taksit diye bir şey yok. Var mı abi? Yok. Evet. 3 taksit ne yapıyorlar? Mesela diyelim şu vatandaşın cebinde 50 bin liralık limitli bir kredi kartı var. Bak iyi dinleyelim, iyi anlayalım. Adam 50 bin liralık kartla 40 bin liralık telefon alamıyor. Çünkü tek çekim yaparsa bütün 30 gün sonra bitecek. Onu ödeyecek. Ama 40 bini 12'ye bölerse ne yapıyor? Önemli değil. Ya doğru. Bak bakalım ne yapıyor abi? 4 mü? Kaça böleceksin? 48. 40'ı 12'ye böl abi. Abi işte 10 olsa 4000, 3000 küsür bir şey oluyor. Ama bu adam 3300 lira taksitle çok rahat 12 ay ödeme yaparak cihaz alabilir. Serkan hoş geldin. 12 ayda o para zaten eriyeceği aynen. için. Bizim ona özel bir tane posumuz var. Posu göster abi. Serkan Beyciğim hoş geldiniz. Sizi şöyle hemen alalım. Bak 12 ay taksitle cep telefonu almaya gelen bir müşterimiz. Çocuğunun baskısına dayanamayıp mağdur bir baba. Şey mi abi 14 Pro Max 1 terabayt değil mi? Bu arkadaş, gel. Gel seni herkes görsün, gel. Gel buraya. Cebinde 13 Pro Max var, bunu beğenmiyor, 14 Pro Max almak istiyor. 12 mi? Vah vah vah. 12 abi. Çok mağdur. Kalktı çocuk, ne yapsın? Aa bak, 40 bini kartını alıyorum, buradan çekiyorum. Direkt 12'ye veriyorum. Yok güzel, bunu zaten konuşmuştuk. Bu kısmı çok iyi. Yani sen ne yapıyorsun? Alamayacağın telefonu, telefon taksit seçeneği yok, alamayacağın telefonu 12 ay taksitle alabiliyorsun. Bu harika peki bir şey. Yenilenmiş, ben telefoncu açıyormuş gibi düşünüp sana sorular soruyorum. Tabii. Yenilenmiş telefonda sen nasıl para kazanıyorsun o arada? iPhone 14'ü aldım. Ha, ikinci el alıp onu yenilenmişe sokup. Şimdi ikinci el, bu yenilenmişler gökten zembille inmiyor. Tabii ki. En güzel kısmımız, bak en güzel tarafımız, bizim sunduğumuz en güzel taraf. Hani 500 bin içinde işte marka bedeli, hizmet, reklam, iş öğretme, scooter tamiri öğretme, sana yedek malzeme en ucuz fiyattan verme garantisi sağlama vesaire hepsine geç. Telefonu kendin alıyorsun. Bu telefonu yoldan geçen birinden aldım. Ayşe teyzeden, Mehmet abiden aldım. iPhone 11. 14 bini aldım. Ben bunu yeniledim 15 bin lira oldu. Tezgaha 15 bin lira koydun. Tamam 1000 liraya yeniliyebiliyor musun ya? Tabii gelsin. Yeniyoruz. Hani cihazın durumuna da bağlı. Evet rakama bağlı. Sonra buraya koydum ya. Başka biri geldi baktı ne var diye bunu sattım. Aynı zamanda bu... pazar yerlerinde oluyor ve kendi sitemizde oluyor. Sen bir sabah kalkıyorsun, geliyorsun sabah 10 olmuş böyle bir çay söyle bana derken. Uyurken para kazanmışsın. Bak bu adamın sürekli mesaj geliyor. Şu satıldı, fatura kes. Bu satıldı, fatura kes. Aynen uyurken cihazın kesiliyor. Yani sen alabildiğin kadar cihaz al.
Her şey bizde. Ve ya para yenilenmiş... parayı çeker diye bir durum var ya. Evet, tam olarak yani. Durum bu arada yani. Ben etmiyorum. Al 100-200 tane al, korkma. Ve en güzel kısmı şu. Yenilenmiş telefon demek illa tamir görmüş demek değil. Mesela iPhone 11 tertemiz geliyor çiçek gibi. Değil mi abi? Hiç mis yapılacak gibi. Bir şey yok. He, yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz? Onu biz operasyon merkezine gönderiyoruz. Elemanları bakıyor. Bir yazılım atıyor. Temizliyor. Sırf taksitle alınabilsin evet, diye. Temizliyor, onu kutuya koyuyor. TSE'den onaylı oluyor. Ondan sonra ve 12 adet taksitle alınan bir durumu geliyor. Yani dostlar yenilenmiş telefon demek iPhone 6, iPhone 7, 7 Plus, 8 tamam okey. Pil değişiyor, ekran değişiyor ama şu an için X ve sonrasında hatta iPhone 15 sonrasında hiçbir şey yapmadan sadece yazılım atarak işte bu sorunlu yazılımlar varsa güvenlik kılarak telefon temizleyip tezgaha koyuyoruz ve size satılabilir hale getiriyoruz. Almak da satmak da gerçekten çok mantıklı, çok avantajlı. Niye? Adam korkuyor. Neden korkuyor? Bak çok güzel şimdi açıldım böyle geliyor ya. Bunu alıyorsun, sahibine ilan görüyorsun. Bir tane müşteri arıyor. Abi diyor almak istiyorum. Nerede buluşalım? Bilmem ne kafede. İşte Boğa'da. Ya bu adam senin paranı verecek mi? Hırlı mı? Evet hırsız ya mı? Çok dertli mevzu. El çabukluğuyla telefonu değiştirecek mi? Ondan sonra senin başını ağrıyacak mı? Hukuki anlamda, maddi çok manevi istedim. Her anlamda, arkaya çay söylesene çay kahve. Her anlamda rahat etmek adına, kafan rahat olsun adına bizim gibi kurumsal firmalara telefon satmak ve bizden almak mantıklı. Diyelim ki velev ki ileride hukuki bir problem çıktı. Allah korusun hırsızlık çıktı. Mesaj geldi. Aldığınız telefon çalıntıdır. Sizi şu şu tarihte şu savcılığa bekliyoruz. Ne diyorsun abi? Ya olabilir efendim, ya. İkinci el almanın hep öyle şeyleri var. Ben bunu buluştum ya birinden aldım. Ki. Kolluk kuvvetleri sana demez. Aa birinden mi aldın? Öyle bir şey yok abi. Evrak. Ya evrak onu kanıtlayabiliyorsun mı? Bir şeyle imza falan olarak ya ama da bir işte mesaj göndererek falan ama yani tabii onu niye uğraşırsın? Ama bizden alındığında resmi bir de bu faturalı. Adına fatura kesiyorum. Efendim bakın bu faturalı. Evet doğru. Bilseydim almazdım bitti bu kadar. Yani şu anda bu çok önemli. Şimdi yanlış abi, yerde yanlış zamanda olmak kadar kötü bir şey yok. Hukuki anlamda yenilenmiş cep telefonu çok iyi. Zaten çevreye katkısı, geri dönüşe katkısı, ekonomiye katkısı onları hiç saymıyorum. Bence en şeyi ekonomi zaten yani alamayan insanın bugün bir şekilde alabilmesi. Sana da mikrofon vereceğiz yani. Ya ben bir de şöyle düşünüyorum. Bence bu işte telefoncu kategorisine aldığımız yerler siz de dahilsiniz buna. Evet. Tahminim en büyük parayı tamirden kazanıyordur. En büyük karlılık oradadır diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Tamir kazançlı bir şey. Çünkü tamir kıymetli bir şey. Mesela hani onun işçiliği, parçayı çok ucuza alıp daha yüksek fiyattan evet. Satabiliyor olman. Ama düzgün yapmak lazım. Ben hep söylüyorum mesela istesek diyoruz biz yan sanayi ekranı Allah korusun orijinal diye takarız. Ve çok daha karlı olur. Ben buraya helikopterle gelirim. Ama o doğru bir şey değil. Biz neyse onu söylüyoruz. Yan sanayi, yan sanayi. Garantisi var mı? Yok. Yok diyorum abi garantisi. Adam bakıyor tamam diyor yapalım. Peki ben mesela örnek veriyorum. Verdim 2 milyonu. Tekno ve bayisi açtım Pendik'e. Ben Pendikliyim ya. Hayalimi Pendik'te açtım. Güzel yer. Açalım. Çok Pendik'te güzel yer var. Ama Pendik'te bir sürü var telefoncu. Yani rekabet de çok biz var. Biz farklıyız abi. Neyse örnek veriyorum. Açacağım ya, yok zaten. Yani yanlış anlaşılmasın. Birçok operatör mağazası arıyor. Ben diyor mağazamı Tekno ve yapmak istiyorum diyor. Niye? Çünkü kazancı düştü. Niye? Elektrik su katır çok yeni bir iş. Çok güzel bir iş modeli. Artık evet, Türkiye'de de o işe yönelen çok elektrikli yok. Araba, elektrikli tekne buna döndü insanlar. Elektrikli bireysel ulaşım araçlarına döndüğü için scooter işi yeni başlıyor. Bu tarihi not alın arkadaşlar. Bir 10 sene, 15 sene, 20 sene daha gidecek. Hem de çok ışıklı bir iş. İnsanlar elektrikli scooter alıp satmak ve tamir etmek istiyor. Anladın mı abi? O yüzden bu iş ölmez. Ve bizim farkımız, bölüyorum. Sana müsaade etmiyorum, kusura bakma. Kızım almışken. Elektrikli scooter alım satım tamiri. Cep telefonu alım satım tamiri yenilenmiş. Gerçekten çok kazançlı ve yeni başlayan iş gençlere, işte oğluna, kuzenine, akrabasına ben ne iş yapayım diye düşünene, az parası olana yani 2 milyon az para diyoruz artık. Ya iş tartışılır bence çok para harika değil artık. Harika bir iş fırsatı, harika bir yatırım tavsiyesi. Şeyi soracaktım. Ben şimdi diyelim ki işte Pendik'te açtım. O tamir tarafı için bana bir destek veriyor musun? Veriyorsan tabii ki. Ne veriyorsun? Yani bize göndereceğin en fazla maksimum 2 kişiyi biz burada alıyoruz. Sözleşme ha, eğitim falan veriyorsun. Eğitim veriyoruz. Güzel. Diyor ki bak bundan kazanıyorsun, şundan kazanıyorsun, bunu böyle yapıyorsun, şunu şöyle yapıyorsun. İşin en karlı tarafı tamir gibi tabii geliyor. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Oraya dahil ediyoruz. Takıldı yerde resmini çekiyor. Bunu nasıl yapacağım diye soruyor. Ve İstanbul işi daha kolay. Motorlu kuryeyle göndeririz, aldırız, yaparız. Tertemiz iş yani. Destek. Zaten bizim işimiz sattıktan sonra başlıyor. Satmak çok kolay. Ben sana allarım pullarım şöyle yapacağız derim satarım. Ama önemli olan hizmet.
Aylık 150-200 bin peki şey mi? Yani atıyorum işte Kadıköy'de bu burası ve Kadıköy'ün en islek caddesi. Evet. Yani X, Y, Z bir yerde açtığında da 3 aşağı 5 yukarı yakalanır mı? 150 olmaz, 100 olur. Ve bu benim sarf ettiğim rakamlar şu anda sallamasyon değil. Ya i̇şte müthiş, onayda kurduğun işin parasını geri kazanmak öyle olacağını şey. Hayal ediyorum değil yani. Bunlar işte NTI'ye göre, alınan ürüne göre tespit edilen ürünler yani. Peki mesela o işte... Yani biz kazandığımızın tamamını reklama veriyoruz şu anda da. Önemli değil yani. Şimdi 1,5 milyon işe ayırdım diye atıyorum şu an. 500 bin de senin aradaki şeyin var. Evet. Marka bedelin var. Aynen. 2 milyonu koydum. Evet. O şimdi 1,5 milyonla dükkanı dolduruyoruz. Yani hem dükkanı kiralama, işte şimdi dükkana telefon kırıp marka kırıp bedeli koyma falan. Abi. Bizim belli bir konseptimiz var. Türkiye'nin her yerinde aynı konsept olmalı ki. Kullanıcı nereye giderse gitsin. Ben Teknome'ye geldim diye fark seni soruyorlar abi. Gelin gelin keseriz. Geldi gelin. Hoş geldin. Gel gel. Yedizcan abinin selamlar da. Kimin? Yedizcan Ocak'tan. Hoş geldin. iPhone 13 ekran taktıracaktık da. Tamam güzel. Hemen ikinci kata çık. İkinci kata. Evet, sana yardımcı olacaklar. Tamam. Hoş geldin. Selam. Ben fiyatta şey yaparım, destek olurum. Tamam. Selam, fiyatın selamı değil evet. mi? Allah Allah. Arkadaşlar Tolga Cem Küçük Yılmaz da yine bizimle beraber. Ama sen de bir şeyler söyle ya. Kanala transfer. Al abi. Ne diyeyim ben çok... Tele- sen şeyi söyleyebilirsin abi. Telefoncu diye de çok ayıp oldu sen kusura bakma. Telefoncuda çalışmak nasıl bir? Senin bence o insanla iletişim olayı var ya burada şimdi bir, evet. bir milyon farklı insan geçiyor. Yani evet. bunların arasında çok garip tipler de oluyordur. Evet. O biraz yani, zor bence senin için. Demin konuştuğumuz yani konunun başındaki mevzu aslında oydu yani. Paranın olması değil zaten. Tamamen biraz daha yaklaşsan abi. Ticaret dedin ya hani ticaret Aynen. yapmak. Ticareti kesinlikle herkes yapamıyor. İşin zor kısımları da var. Yani olay sadece para kazanmayla canım, bitmiyor ya, çünkü. Olmaz olur mu? Yani demin mesela aldığımız cihaz geçen hafta konuştuk. Yani burada en azından 250 tane telefoncu vardır. Gider verirdi. Tamamen muhabbetimize gelmiştir. Belki aynı parayı veren birisi daha olmuştur. Olmuştur. 3 aşağı 5 yukarı aynı paraları veriyorsunuz. Kesinlikle olmuştur. Zaten. Bazen şöyle bir şey de oluyor. Bizden yukarı verip gene gelip bize sattığı oluyor. Ya da zorluk olarak çok enteresan insanlarla karşılaşabiliyorsun. Ona yani. Bizim mesela yok, WhatsApp şeyi var hattı. Oraya çok enteresan yazılar gelebiliyor yani. Bizim telefonsat.com.tr'de bir sitemiz var. Mesela soruyor. 10 saniye sonra hadi fiyat versene. Lan bir dur. öyle abi insan öyledir. Madem site açtınız niye fiyat versene? Ya bir de ben sizin işte gerçekten bu ikinci el alsat olayının da çok karlı olduğunu düşünüyorum. Eğer söyleyebiliyorsak. Çaktırma. 8 ben buradaydım. Yani 8 bin liraya aldınız. Evet. Poco X5 Pro 5G. Mesela kaça satacaksın abi onu? No, şey söyle ama. Gerçek rakam söyle. Bak, 3 aşağı 5 yukarı ama gerçek. Şöyle bir şey. 10 bin liraya kadar satılır ama mesela bu model bekleyecek mi model? Hemen gitmeyecek ya mi? Ya tabii. Şimdi ben bu arada daha yükseğe satarsınız diye düşünüyordum. 10 bin öyle çok. Şöyle. Tabii büyük bir kar yok yani. Ya, bu cihazdan cihaza. Yine iyi de. Cihazdan cihaza değişen bir şey ama. Dediğim gibi. Bu bekleyecek bir cihaz olduğu için. Mesela iPhone 11 olsa o çok temiz değil mi? 11 öyle değil. Hemen yani gider 11'de yani. 11'de örnek veriyorum. 10'da kendini daha çok zorlayabiliyorsun. Normalde atıyorum 15 alıp 16'ya satıyorsan. Orada 200 lira için, 300 lira için şey yapmıyorsun. Çünkü biliyorsun hemen gidecek o çünkü. Bugün koysan yarın vereceksin biliyorsun. Yani çünkü bunun durması... Ya gerçekten yani sıfırın hiçbir şeyi yok tabii. Yani şimdi sıfır telefonun rakam sallayarak konuşacağım ama hani 60 bin lira atıyorum bir telefon 58 bin lira maliyeti. 60 bin liraya sattığın şeyden 2 bin lira kazanmanın evet. bir anlamı al, olmuyor yani. 2 tane scooter sat. Hem rakam sen çok büyük. Yeni yani, markamız var GoSmart ondan bahsetsene. Evet. Şu anda şu arkadaşları satmaya başlıyor. Scooter'da falan karlılık ne durumda? Onda güzel. Bayi tatmin eder. Bir yüzde de bu kaç GoSmart abi? Markasında, GoSmart markasında biz şunun acısını çok çektik. 3-4 tane marka bize işte rica etti sizinle çalışmak istiyoruz diye tamam abi dedik. Kullandık bir ad. Biz kullanmadan satmıyoruz mümkün değil. Bir de içine açıp bakıyoruz. Anakartını falan. Bunu kullandık. Bu gayet güzel. Bunda bir esprisi var. Diyelim ki sen bayi açtın. Ben sana GoSmart modellerinden verdim. Sonra içeri bir tane müşteri girdi. Fiyat sordu. 21 bin lira dedin. Tamam mı? Hemen adam bakıyor telefondan. GoSmart XR200 kaç para? Sen 21 bin lira fiyat çektin ya. Aa 20 bin lira. Tamam Kerem diyor. Teşekkür ederim çıkıyor. Tabi canım ne olacak? Bunun önüne yani? Geçtik. Fiyat bizde. Tek eliz. O yüzden asla... O yüzden 30 bin liraya satıyor. Evet. Bravo. Alkış. O yüzden asla bayinin fiyatının altında mümkün değil internette göremezsin. Bu arada evet yani. Artık internette daha ucuz. Adam oradan alır yani bu esnaf sonuçta. İçin çok kötü bir şey. Tabii. Adam bize güveniyor.
Bayilik alıyor, mal alıyor. Bu arada bütün malları bizden almak zorunda değil. Bunu da söyleyeyim. Bu da çok sorulan bir soru. Mesela bir ürün gördü değil mi? Powerbank. Hemen bize resmini çekiyor, e-mail atıyor. Tamam diyoruz, al sat. Hı hı. İşte bir kılıf gördü. Tamam diyoruz, al sat. Sorun yok. Ya ben onu merak, onu bizim tam sordum da ürünlerde, tam arada kaynadı. Bizim fiyatımız iyiyse zaten bizden alacak. Ya ben şimdi yeni dükkanı kurarken ürüne vereceğim bir para var ya, onu mesela masaya koydum. Evet, tabii. Ben atıyorum işte Samsung telefon koyacağım, Apple telefon koyacağım falan. Al abi, sorun ama yok. Sıfır telefon koyacağım. Onu al. Biz nereden alıyoruz? Distribütör falan. Biz yani Türkiye'deki... seni distribütörle tanışıyoruz. Hı hı. Oradan alıyoruz. Onlarla iş ortağı oluyorsun. Oradan kendi paranı alıyorsun. Anladım. Problem yok. Mesela bir ürün gördün değil mi? Şimdi diyelim ki ekran koruyucu. Nano ekran koruyucu belli. Hı hı. Örnek veriyorum, alışı 3 dolar. Ben sana bunu niye illa benden alacaksın ve 3,5 dolar diyor, ben de merakından soruyorum. Bir de şeyi var mesela. O anlamda da koruyoruz. 10.000 TL'ye bugün satılan bir akıllı telefon. Evet. Onu satan bay kaça alıyor? Yani genelde orada arada sıfır kaç... Sıfır telefonla kar marjı düşük. 9'u alır, 9-200'ü alır. Arada 1000 lira, 2000 lira maksimum. Sıfırda pek fazla hayat yok ama... Ona satıyorsa 9-800'ü alır. Şimdi kılı falan da çok insan var. Çok bunu burada sormak istemiyorum ama... Çok yine karlılığı çok yüksek. Aksesuar karlı. Hani yüzde mesela 200-300 karlı en az olduğunu düşünüyorum kılıfta, değil mi? Aynen öyle. Cep sıfır. Belki daha fazla. Kaç? Ya ortalama. Bu konulara girmeyelim. O tarafın olması. Karlılığı çok yüksektir oranın. O tarafın olması gerekiyor çünkü şöyle bir şey var. Bazen mesela geçen gün Barış abiyle geçtik, ürünleri aldık geldik. Ürünler gönderildi. Örnek veriyorum. Şimdi 1000 tane ürün açıyoruz, tamam mı? 1000 taneden 100 tanesi arızalı çıkabiliyor. Kılıfın mesela 100 tane abi? Ürün kırık çıktı. Ha. Biz ama bayiye vermiyoruz öyle. Yani şimdi 100 tane ürün kırık çıktığı için yani ürünün zarar kısmı da var. Ve şöyle bir şey peki var. Peki bir şey söyle. Alacağın yere veremiyor musun? Abi, kırık göndermiş adam ya, ne saçma iş. İthalat ediyor, Çin'den geliyor mesela. Ha. Saçma yani çünkü kırık lan ya, öyle, ne yapabilirim öyle, ben? Öyle değil işte yani ticaretin o cilve kısmıları. Ya bir de abi bu tarz işlerde yani, böyle kılıf gibi ürünlerde karlılık yüksek olur yani. O yüzden bu tarz ürünlerde karlılık daha yüksek oluyor. Ya da şöyle bir şey oluyor. Şimdi umut kazandığımız para belli olmasın, insana ağlıyor boş ver. Abi kırık çıkıyor abi bak. Ama abi, bir doları almış 10 doları satıyor. Evet, yani, o kadar değildir tabii de yani 1'e 5 falan vardır. Toparlıyorum herhalde. Abi tekrarlıyorum. Sıfır cep telefonu hariç diğer bütün ürünler. Görünmez. Karlı. Hı? Görünmez galiba diyorum. Görünme. Yani açan artısı. Tamam mıyız? Bu arada söylemiştim, kusura bakma, çok gelen geçen oluyor. Ya dükkan ya yani, normal yani sen kusura bakma. Özellikle cumartesi günleri bizde bir yoğunlaşma oluyor. Yok estağfurullah, sen kusura bakma. Kargo da geliyor scooter. Birkaç sorum var. Sen şimdi 150-200 bin dedin ya, bu net kar mı şey mi, ciro mu? Net, temiz para kalır eline. Peki şey... Ciro değil canım, ciro ne? Çünkü şey buraya mesela 5 kat ya, elektrik 20-30 geliyordur en az buraya. O kadar gelmese de biz led kullanıyoruz tasarruflu. 10-15 civarı geliyor. Hmm. Yani bu elektriği yani var. 2 milyona adamların maaşı iyi para var. Kazanır. Şeyi çünkü var. Scooter kimse de yok, bizde var. Yenileme cep telefonu kimse yok, bizde var. Anladın mı abi? Aksesuarda güçlüyüz. İşimize hakimi çok çalışıyoruz. Biz de sistem kazan kazandır. Kazan evet, kazançlıyız zaten. Evet. Yine de merakımdan soruyorum. Tabii tabii. Ne kadar bir dükkan lazım? Yani şey için 50, metrekare 60, olarak. 70 metrekare olur. Tam bir şey daha soracağım. Tabii kapatalım ki. Çok uzatmayalım. Olur. Ben Pendik'te açtım. Verdim 2 milyon lirayı. Tamam. Ve ayda kazanamıyorum dediğim paraları. Kötü gitti işler. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsun değil mi bu konuda? Öyle bir ihtimal yok ama. İş dünyası ya, işinin değil. Başında durursan, bizi dinlersen, tamam mı abicim? Çalışırsan, emek harcarsan öyle ya. Bir riskin yok yani. Kazanmama riskin yok. Peki. Hiç işi bilmesen bile, anlatabiliyor muyum? Hiç işi bilmeyen biri bile 100 lira kazanır yani oturduğu yerden. Çünkü niye? 100 lira aylık. Tekrarlıyorum net bak. Kar. Yenilenmiş telefonu sen alıyorsun. Sadece o zaman telefonla yeterli. Lan bu işe. Aylık 100 bin lira temiz şey diyor, para diyor. Sen Barış abi yardımcı olur bize. Sen toplantı yap. Ya şey bir eksiğimiz var 2 milyon. Eğer telefon alabilirsen yeterli. Başka hiçbir şey yapma yani. Gerisi bizde. Yok bence gerçekten samimi söylüyorum güzel iş. Ama parası işinin başında durman para lazım. Parayı çekiyor. Tabii canım. Evet. Ben kendi yaptığım YouTube'u falan bırakmam lazım. Aylık 100 kazanacaksan bırakın. Evet. Biz bunu konuşalım. Ya ben, hani ne var abi dükkanda şey yaparım. Şuranı bir siler misin? Şuranı bir siler misin? Ağzının suyu aktı. Ben gerçekten bir şey var zannettim. Abi aylık 100 bin lira güzel para ve 2 milyonu hemen hemen işte birkaç yıl, kaç yılda bir yılda... Apple Watch uyarı veriyor. Kalp atışları hızlandı arkadaşlar. Apple Watch değil bu arada da. Şey eminim bu. Bir inceleme yapacağız ama evet. Güzelmiş. Redmi Smartwatch 3.
Güzel değil mi? Gerçek incelemesi. Apple Watch zannettim valla. Evet, Seyit çok benziyor. Yakışıklı. Tasarımı. Güzel olmuş. Abi o zaman teşekkür ederiz. Arkadaşlar eğer 2 milyonu olup ayda minimum 100 bin lira kazanma umuduyla bu işe girişmek isteyen olursa bekleyin. Barış abileri de bir hani bu videonun bir amacı zaten onların şeyine destek olmaktı, onu da söyleyelim. Ama yine bir işbirliğimiz falan yok. Çıkar. Ya herkes şey yazacak. Abi 2 milyonu bulma videosu da çeker misiniz yap evet. diyecek şimdi harika. 2 milyon kişiye ulaşman lazım. Herkesten 1 lira alırsan. bunu vereceğim son şey video. Bu arada aşağı link bırakalım. Müsait bir yere. Bayi adayları bir formumuz var. E-mail olarak bize dönüş yapıyor. E-mail düşüyor. Bayi.tekno.com.tr sitemizde var zaten. Oraya doldur işte semtini, bütçesini, ne iş yaptığını, nerede yapmak istediğini. O e-mailler bizim franchising ekibine düşüyor. Onlar size geri dönüş yapıyor. Adam mesela yazmış benim 100 bin lira bütçem var. Herhalde var, dönülmüyor. De, yani, ya da olumsuz dönülüyor. Genelde herkese dönmek istiyoruz ama anlatıyoruz yani kibar bir şekilde. 100 bin liraya yani, yani. Görüldü. Şey, çabanı yani, takdir ediyoruz ama biraz daha kendini geliştirmen lazım evet. diye. Evet yani kibar tamam. bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Aynen. Hoşçakalın. Bol şanslar. Kısmetiniz bol olsun. Alan kazanır.